Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evde nasıl defter yapabileceğinizi göstereceğim. Şu an videoda görmüş olduğunuz işlem, defterinizin içerisinde kullanmak istediğiniz kağıtları ortadan ikiye katlıyorsunuz ve daha sonra iç içe geçiriyorsunuz. Ben renkli kağıtlar da kullanacağım. Burada ne kadar kağıt kullanacaksınız, hangi renkleri kullanacaksınız, bunların hepsi size kalmış. Tek tek katlamamın sebebi de diğer türlü hani hepsini birden birleştirip katladığımda kaymalar olabiliyor. O yüzden tek tek katlıyorum. Şimdi renkli bir görüntü elde etmek istediğim için bir beyaz bir renkli kağıt, bir beyaz bir renkli kağıt şeklinde sıralamasını gerçekleştiriyorum. Daha sonra yapacağımız işlem ise defteri, daha doğrusu kağıtları birbirine tutturmak. Bunu da klasik defterlerde olduğu gibi dikiş yöntemiyle yapacağız sağlam olması için. İsterseniz büyük zımbanız varsa onu da kullanabilirsiniz tabi. Tamamen size kalmış bir şey. Zaten kağıttan yaptığımız için bunlar renkli kağıtlar ve normal A4 kağıtları. İnce olduğu için eline çok rahatlıkla geçebiliyor. Çok zorlanmıyorsunuz. Ve düğüm atıyoruz. Şimdi ben ikisini de diktim, iki tarafı da, ve kapak kısmına geçeceğim. Kapak için kullandığım renkli bir karton. Burada isterseniz renkli karton da kullanabilirsiniz. Keçeden de defter yapabiliyoruz. Keçeden de defter kabı yapabiliyoruz. Daha doğrusu defter kapağı. İsterseniz keçe de kullanabilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir şey. Ve şu an ben cetveli bulamadığım için kitapla çizme işlemini gerçekleştirdim. Kağıtlarımızın boyutuna göre, yani yapmak istediğimiz defterin boyutuna göre dış kapağını oluşturacak şekilde kartonu kesiyoruz. Daha sonra ikiye katlıyoruz. Şimdi burayı tutturmak için de yapıştırıcı. İsterseniz tutkal da kullanabilirsiniz. Ve biraz bu şekilde defterin sağlam olması için bekleyeceğiz. Ben içinde bulunan beyaz bir kağıdı da kapağa yapıştırmayı tercih ettim. Ama isterseniz yapmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Daha sonra da küçük notlarımızı koyabileceğimiz bir bölme yapmak istedim. Onu da gördüğünüz şekilde renkli bir kağıttan kesiyorum ve oraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde hani kağıtlarınızı, notlarınızı vesaire koyabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem katladığımız için bir takım kaymalar söz konusuydu. Onların hepsini eşlemek adına defterin kenarlarındaki fazlalıkları kesiyoruz.